Merhaba arkadaşlar, KPSS 2022'ye çalışmaya devam ediyoruz. Bu aralar kafam çok dolu gerçekten. Yani stres seviyem bayağı yükseklerde. Bu yüzden çalıştığım şeyde tam anlamıyla konsantre olamıyorum. Yani bitsin, hani çalışayım da bitsin kafasındayım birazcık. Bu biraz canımı sıkıyor. Bu yüzden ders programı hazırlamaya karar verdim. Şöyle, zaten ders programım var yani, bir yıllık hazırladığım ama... Şu ana kadar biten konularım, yani benim amacım şu şekilde, hani ben şöyle düşünüyorum mesela, hani matematik çalışıyorum, soru çözüyorum ya, bir yanda kafamın öbür tarafına daha vatandaşlığı bitirmedim, işte daha işte işte ne bileyim şu gelişimden soru çözmedim, benim kafamda bir sürü şeyler oluyor, o yüzden bir an önce bitsin soru çözümü tekrara geçeyim istiyorum. Şimdi şu anda vatandaşlık videosundayım. Hatta coğrafya bitti arkadaşlar. Coğrafya videolarını, Bayram Miray Hoca'nın videolarını bitirdim. Soru çözümünde de yani çok az sayıda, 20 soru falan çözmüşümdür. Çok az sayıda soru çözdüm. Yani soru çözümü öyle şey yapmadım. Ama dediğim gibi hani kafamın rahatlaması için özellikle bu genel kültür kısmını, bakın tarihi bitirdim. Tarihle ilgili bir tane soru bankası bitirdim. Evet, coğrafyayı bitirdim. Coğrafya ile ilgili soru bankası bitirmedim. Ve vatandaşlığı da bitirirsem birazcık olsun kafamın rahatlayacağını düşünüyorum. Şu anda... Vatandaşlığın işte çalışmaya 2 gün önce başladım yanlış hatırlamıyorsam. 3 gün de olabilir çünkü o gün coğrafyayı bitirdim, vatandaşlığa adım attım ve 5 videosunu izledim, sonra devam ettim. Şu anda vatandaşlığın 17, en son 17. videosunu izledim. Toplamda 62 tane video var. Emrah Vahap Hoca'nın videolarını bitiriyorum. Bir program hazırlayacağım. Bu programımda zaten benim şöyle bir programım vardı. Bu programımı da yanında tutayım. Bu programım şöyle olacak. Vatandaşlık bittikten sonra uygulayacağım bir program olacak. Ve böylece kafam rahatlayacak. Hani diyeceğim hani, çünkü vatandaşlık bitince ne yapayım ne edeyim şu an. Yani çok yoğunum, yani gerçekten kafam çok yoğun. Kafamın bir rahatlaması için de şu vatandaşlığı bitirmem ve yani bir program hazırlamam gerekiyor. En azından önümü görmek istiyorum. Şimdi tabii vatandaşlığı da çabucak bitirmek istiyorum. Hatta 3-4 gün içerisinde bitirmek istiyorum. Hatta 3-4 gün bile fazla geliyor. Bir an önce bitsin gitsin istiyorum da, ama çok sıkıcı. Yani vatandaşlık ile ben hayatım boyunca hani hep coğrafya vatandaşlığı çözmeyen bir insandım. Hiç de çalışmayan bir insandım. Ama baktım ki gerçekten çok güzel anlatan hocalar var ve ben de anlıyorum. O yüzden onlara da çalışmaya başladım. Evet, neyse, şimdi vatandaşlık bitti diyelim ki, tamam mı? Bu program nasıl bir program olacak? Biten konularım var işte. Tarih bitti, coğrafya bitti. Vatandaşlık bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Bunların tekrarı, soru çözümü, onlarla ilgili ve yanında tabii ki matematikte biten bazı konularım var ama matematikle çalışacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim bir program olacak ve her gün rutin uygulayacağım. Hani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye yazmayacağım. Her gün rutin olarak uygulamam gereken maddeleri yazacağım. O şekilde. Şimdi düşünelim. Bu benim... Tabii eğitim bilimleri de var bu arada. Eğitim bilimleri de var. Şimdi... bu arada ders çalışmaya ne zaman başlamışız? Şuraya da yazıyor muyum? 27 Kasım 2021'de çalışmaya başladık. Biraz geç bir başlama oldu ama Allah'ın izniyle yetişeceğiz. Benim gibi geç başlayan, özellikle çocuklu kişiler varsa başaracağız Allah'ın izniyle ya. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım bir, yani bu programda stres seviyemi düşürmesi için hazırlıyorum. Şimdi programımda şuraya bir başlangıç tarihimi yazayım da kaybolmasın. Başlangıç 27 Kasım 2021'de başladık Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yeşille yazayım. Başlangıç 27 Kasım 2021. Şöyle şuraya yazayım. Başlangıç 27 Kasım 2021. Kasım 2021. Evet. Bu KPSS 2022'ye çalışmaya başladığım tarih. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim inşallah muvaffak olur. Şimdi şununla yazayım maddelerimi. İlk maddem ne olsun? Yapmam gereken. Şu öncelikle ben neyi bitirdim? Tarihi bitirdim değil mi? Ve benim tarihi tekrar etmem için kendi videolarım var. Nelerim var kendi videolarımdan tarihle ilgili? Aydın Yüce genel tekrar videom var. Kısaca tarih videolarım var. Bir de tarih sensör videom var. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey yapayım. Bir de şöyle bir şeyim var. Şöyle göstereyim. Mesela tarih, şu benim hocam tarihi çözdüm. Soru bankasını çözdüm. Tarih çözmeye başlayacağım ya mesela. Şöyle bir notlarım var bir de. Bu internette bulabileceğiniz notlar. Bu hani kısaca anlatan şeyler. Mesela atıyorum hangi konu? 20. yüzyılın başında dünya ile ilgili test çözeceğim. Bunu okuyup öyle çözmeye başlıyorum. O şekilde yapıyorum. İşte atıyorum 17. yüzyılı mı, Osmanlı Devleti'ni mi çözeceğim? Şunu okuyup öyle başlıyorum. O şekilde. Bu şekilde notlarım var. Bu notlarımı da unutmayayım. Şimdi hepsini kafamda toparlamaya çalışıyorum. Ne yapacağımı. Dur bir dakika. Düşüneyim.
İlk tarihle başlayalım güne. Evet. Bir de güne tarihle başlamadan, hani diyorlar ya paragraf çözüm falan. Paragraf çözerek mi başlayacak? Oo, çocuğum geldi. Şimdi Türkçe'den hiç adım atmadım ders çalışmak için. Acaba diyorum güne mesela sabah uyandım işte kaçta uyanırsam en erken saatte uyanmaya çalışacağım. 50 soru Türkçe çözerek mi başlasam? Hani daha Türkçe videoları vesaire de izlemedim. İzlesem yani Sözel Mantı izleyeceğim ama diğerlerini izlesem ona da karar veremedim. Ama izlemem gerekiyor çünkü Türkçe'de ben maksimum yani 22 net falan yapabiliyorum. O da maksimum çünkü dil bilgisim sıfır zaten. Şöyle bir kitap var evimizde mesela hani eski bir basım ama fark edeceğini düşünmüyorum. Tamam çözümlü soru bankası. Şimdi çözümlü soru bankası. Şimdi baştan başlayarak mı çözmeye başlasam bunu? Zaten eşim edebiyat öğretmeni. Ona da dil bilgisi bilemediklerimi sorarım. Dil bilgisinden mi başlasam acaba diye düşünüyorum. Sondan başlasam mı? Acaba çözmeye. Sondan başlayayım çözmeye. Günde 50 soru biraz abartı mı olur acaba düşünüyorum. Günde 50 soru. Düşünüyorum 50 soru abartı olur mu hiç bilmiyorum gerçekten. Çözdüm şıkır çözdüm. Of gerçekten o kadar yoğun ki kafam. Bunu rahatlatmak için bu programı hazırlamam lazım. Tamam ya günde 50 soru. 50 soru abartı mı olur düşün. 50 soruya gömül 50 soruyu anla. Günde 50 soru evet. Şimdi ve nereden başlayacağım sondan başlayacağım çözmeye. Anlatım bozuklukları. Evet, anlatım bozukluklarından sonra dil bilgisi geliyor. Hatta dil bilgisinden başlasam günde 50 soru biraz bana ağır gelebilir ama. Yani dil bilgisi benim sıfır zaten. Bakıyorum. Tamam. 50 soru biraz ağır gelir. Sanki 50 soru değil de ama 50 soru çözdükten daha mı iyi olur? Düşünüyorum gerçekten ne yapsam bilmiyorum. Çünkü benim Türkçem kötü ya. Ya tamam paragraf da anlamı, sözcük de anlamı bunları yapabiliyorum. Fakat onlarda da yanlışım çıkmıyor değil. Sözel mantığı da yapıyorum. Hani yanlışım da çıkıyor bazen. O çıkmıyor değil ama dil bilgisi, anlatım bozukluğu bu sıfır bende. Ne yapsam ki ya. Çabalamadan bir şey olmuyor. Çabalayacağım. Günde 50 soru. Bir diyeyim bakalım. Hani günde 50 soru diye bir program hazırlayayım. Sonra hani bakarım duruma göre. Hani fazla geldi yapamıyorum. Bunu bir tık kendi hani olanaklarıma göre indiririm. Sabah uyandım. İlk yapacağım adım. Sabah uyandım. İlk birinci adımımız ne olacak? 50 soru Türkçe çözmek diyelim. 50 soru Türkçe çöz. Bu 50 soru Türkçeyi de şu şekilde hani illa bu kaynak bitecek sonra diğer kaynağa gideceğim değil. Yani istediğim kaynaktan 50-50 çözeyim yani. Karışık gideceğim yani. Sözel mantıkları bilmem ne o Türkçenin her biri var. Peki Türkçeden hangi hocayı dinleyeyim? Yani bir hocada bir video, günde bir video olsun dinlemek lazım. 50 soruyu çözdüm ya mesela ki. Dur bir dakika. Bir tane bir hoca. Yani neydi onun ismi? Yelda hoca mıydı? Bir hoca önermişlerdi sanki. Dur şöyle. Şimdi birçok hoca öneriyorlar ve kafam çok yoğun bu matematik Türkçe konusunda. Hani gerçekten çok harika hocalar var. Mesela bir hoca var çok harika tamam çok güzel anlatıyor. O çok güzel anlatıyor ama benim kafama girmiyor yani. Hatta bir ara dinlemiştim ben bir hocadan Türkçe tam harika hoca. Gerçekten harika tamam anlıyorum her şeyi yaparım. Soru çözmeye gidiyorum tıkanıp kalıyorum yani yapamıyorum. Şöyle bir şey yapayım. 50 soru Türkçe çözdün mü? Ben hani Rüştü Hoca dedim kendi kendime. Rüştü Hoca'nın dil bilgisi konusundan bir video izleyeyim mesela. İkinci yapacağım şey de olsun. Rüştü Hoca'nın. Bir Rüştü Hoca'yı deneyelim bakalım yani. Hoca güzel anlatıyor da bakalım ben anlayabilecek miyim? Rüştü Hoca'dan bir video izleyelim. Bir video. Bir de soru çözüm videosu izleyeyim. Hani hangi hoca olduğu bilmem. Hani Türkçeden yine soru çözüm videosu. Yine Rüştü Hoca'dan mı acaba izlesem? Öyle olsun hadi. Aman Rüştü Hoca yazmayayım işte. Rüştü olur başka bir şey olur. Soru çözüm videosu olur da bilmem ne. Türkçe diyeyim kısacası. Türkçeden soru çözüm videosu diyeyim. Soru çözüm. Bir video. Evet izlensin. Bu program yetişir mi bilmiyorum. 50 soru Türkçe biraz ağır geldi ama bakalım yapabilecek miyiz? Dur bakalım sonra ne yapacağız? Şimdi Türkçe'yi hallettik. Şimdi sabah ilk enerjimizi bir Türkçe'ye akıtalım. Ondan sonra tarihe mi geçsek? Şimdi ondan sonra benim... Of kızım da çabuk atıyor ya. Dur. Grafik. Matematikte nerede kalmış şimdi ona bakmak istiyorum. Köklü sayılar. 24. Köklü sayıları çalışıyormuş şu matematikte en son orada kalmışım. Tabi baştan başlamadım önce ben hani böyle oradan buradan başladım çalışmaya matematikten. Yani sayısal mantık bitti, işte, grafik problemleri bitti, bir de analitik geometri bitti. O kadar köklü sayılarda başladım. Bir video izlemişim. Matematikten
Matematik zevkli benim için. Matematik çalışalım. Türkçeden sonra matematik beni bir rahatlatır ya. Evet, matematiğe geçelim. Matematikten. Şimdi bir dersin bitmeden tekrar ve soru çözüm videosu izlemeyeceğim Türkçe haricinde. Ve testi de çözmeyeceğim. O yüzden matematik bitene kadar tekrar yapmayacağım matematikle ilgili. Hatta matematik bitecek ve geometri de bitecek, yani ikisi de bitecek. Ondan sonra matematik sık sık soru çözümlerine geçeceğim. Şimdi matematik tekrarlarına geçeceğim. Matematikten o yüzden biraz hızlı ilerlemem benim için iyi olur. Ne kadar hızlı ilerlesem o kadar çok çok biter şey yaparım. O yüzden matematikten biraz abartmalıyım olayı. Düşüneyim. 5 video bitireyim ya günde. Evet. 5 video hızlı hızlı bitirelim. Matematik 5 video bitireyim. Çünkü bu program bitince yeni bir program hazırlayacağım. Matematik bitince yeni bir program hazırlayacağım. Nasıl bir program olacak o da. Matematik, yani hepsi aynı olur ama matematikle ilgili işte. Tekrar ve soru çözüm artı denemeleri eklerim. Matematikten 5 video bitirdik mi? Bitirdik. Sonra 5. yapacağımız adım ne olacak? Beşinci yapacağımız adım şu olacak. Şu şeyde ben neydi ismi ya? Rehberlikten bir hocayı takip ediyordum. Avni Yavuz'un. En son kaçıncı videosunu izlemişim? En son 5. videosunu izlemişim. Evet, Avni Yavuz'un videolarını izlemeye devam edelim. Bir video şeklinde izlemeye devam edelim. Avni Yavuz. Hatta 2 videomu izlesem ne yapsam? Bir an önce şu rehberlikte bitsin ya. 2 video bitirebilir miyim? Yapabilir miyim? Yapabilirim ya. Bir an önce bitsin her şey. Rehberlik 2 video izlediğim. 2 video izle. Avni Yavuz yazalım da karışmasın. Tamam. 6. yapacağım adam. Tamam, 2 video izledim. Sonra şu Efsane 2000 Soru Bankası'ndan rehberliği okuyayım. Rehberle okuyayım ve soru çözümlerini yaparak devam edeyim. Yok, soru çözümünü yapmayayım hiç. Valla soru çözümünden sonra geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Efsane 2000'den rehberlik oku diyeyim. Efsane 2000'den rehberlik oku, kaydet. Rehberlik oku, kayıt et. Tamam. Bunu da yaptık. İlk altı maddemiz bu. Şimdi 7. maddemiz artık bu tekrarlarla ilgili şeyler olacak. O yüzden diğerle ilgili geçelim. Şimdi 7. maddemiz artık tarihe geçelim. Tarihten 2 tane videomu, toplamda kaç videom vardır? 20, 30, 40 videom. 30 günde bir tekrar etmiş olur. Günde 3 videomu izlesen. Öncelikle bu tarihten bir 50 soru çözmeden önce de mesela hangi konudayım? Atıyorum işte İslamiyet öncesi Türk tarihi mi? Onunla ilgili şey, ona bir isim koyayım. Oku, ha, böyle kavram haritalarım var. Okuyup soru çözümü. Şöyle diyeyim. Tarihten tarih. Kavram haritası oku. Kavram haritası oku. Oku. Artı 50 soru çözeyim. 50 soru çöz. Tamam. Tarihten kavram haritası oku. 50 soru çözdüm. Diğer maddem ise kendi videolarımdan 3 tane tekrar için dinle. Tarih. Kendi videom 3 tane dinle. Videom 3 tane dinlediğim. 9. maddemse tamam, 50 soru çözdüm, güzel ama deneme çözmem gerekiyor. O yüzden PGM30 denemesini çözeyim. PGM30 denemeden bir tane çöz. 10. maddemi de yazıyorum. KPSS tarih çıkmış sorulardan yarısını analiz et. Analiz. Tamam. Evet. Aa, bir de ben Celal Özün videolarını dinliyordum. Doğru ya. Kaçıncı videoda kalmışım? En son 14. videoyu izlemişim. Tamam, Celal Özün bir tane de videosunu izleyeceğiz mecbur. Ne yapalım? Celal Öz bir video izledim. Bir video izle. Tamam. Aa, bir şey daha yapmam gerekiyor. Ay, ben bir günde sığdıramayacağım programı valla. Dur bakayım. Yapmak istediğim çok şey var ama bir gün çalışabildiğim maksimum 6 saat yani. 6 saat hayatta sığmaz da. Dur bakalım, bir yazayım ben. Olmadı, 2 günde bir yaparım. Ne yapayım ya? Celal Öz'ün bir videosunu izledim. Selamiye da bir de tarih çözüm videosu izleyeyim bir tane de. Bir tane tarih çözüm videosu. Çözüm videosu. Ay, yazamadım da. Aman ne diyor, video yazdım, video alacağım. Video. Tövbe estağfurullah, dur. Ay, bozdum. Aslında şey yok.
Boşver. Video izlediğim. Video izle. Tarih çözüm videosu. Özellikle Selami Yalçın söyle. Selami Yalçın diyelim. Tamam. Oo, tarih. Vallahi bilmiyorum. Bu kadar maddeyi nasıl yapacağım? Çocuk niye bağırıyor ya? Çok stresliyim. Şimdi tamam. Şimdi tarih tamam. Diğer bir derse geçelim. Şimdi tarihte bunları yaptım. Şimdi 13. madde. 13. madde coğrafyaya geçeyim artık değil mi? Evet, coğrafyaya geçeyim. Şimdi coğrafyadan iki tane kendi videomu izleyeyim. İki adet kendi videom. Kendi videom. Coğrafya. Ve 14. maddede 50 soru çözeyim. 50 soru çöz. Coğrafya. 15. madde. Bir videoda soru çözüm videosu. Videosu. Özellikle Rıza Kankaya'nın. Rıza Kankaya mesela. Bir de başka yapacağım şey. Tarihte bunları yapacağım. Coğrafyada bunları yapacağım. Bir şey var. Sensör coğrafyam vardı. Onu okursam mı? Devam etsem mi acaba okula ya? Neden böyle bir şey? Sen sor coğrafya mı? Onu şey yapayım. Sen sor coğrafyadan bir sayfa inceleyeyim. Coğrafya. Bir sayfa anla. Tamam anlayayım. Coğrafyada bu şekilde halledeyim. Şimdi vatandaşlığa geçelim. 17. maddemiz vatandaşlıkla ilgili olsun. İki video kendi videom. Kendi video. Harika kızım. İki video kendi video vatandaşlığı izle. Sonra 50 soru çöz. 50 soru çöz diyeyim. 19 bir video soru çözüm videosu izleyelim. Dedim çünkü şey coğrafya ve vatandaşlıkla ilgili şeyi yazmıyordum. Neyse bu 20. maddeye yazayım. Deneme. PGM30 deneme coğrafya ve vatandaşlıktan çözeceğim. Dur. Sensör bir sayfa alma artı şey yazayım şuraya. Kalem nerede? PGM artı diyelim. PGM 30 deneme. Bir deneme çöz. Bir deneme çöz diyeyim. KPSS çıkmış soruları da bakacağız elbette. Bu da 21. madde. Coğrafya artı vatandaşlık KPSS çıkmış incele diyeyim. Tamam. Böylece tamam. Enlemler bitti. Şimdi gelişim ve öğrenmeyi bitirdik. Onlarla ilgili de bir şeyler yazmam lazım. 22 madde olsun inşallah. Ne oldu? Şimdi 21. madde ne olsun? Dur, gelişim. Gelişim bir video, yok bir video olmaz. İki video. Gelişim kendi videomu izleyeyim. Kendi videom. 22. madde 50 soru gelişim çöz. 23. madde 2 video öğrenme kendi videom. Tamam anneciğim aferin sana. 50 soru öğrenme çöz. Tamam. Yani böyle de sürekli tekrarlarımı yapmış olacağım. Soru çözüm. Tabii eğitim bilimlerinden deneme çözmeye geçemem. Çünkü daha bitmedi. Daha gelişim öğrenme bitti. Sadece rehberliği de geçeceğiz. Rehberlik bitince diğerine geçeceğim. Tamam. Asıl hedefte kimler olacak? Vatandaşlık bitince asıl hedefte matematik olacak. Rehberlik ikinci planda. Türkçe'de ikinci planda yani. Asıl artık şeyimiz matematik olacak. Baş şeyimiz. Böylece 24 maddemiz oldu. Günde yapmam gereken şeyler bu şekilde ayarladım. Tabi bu program oldukça zor geliyor şu anda bana. Yapılır mı bilmiyorum ama yazdığım kafam rahatladı. Yapamazsam da bunu ikiye bölerim yani. Bir gün 12 maddenin diğer yarısını da diğer gün yaparım şeklinde düşünüyorum. Bakalım bir başka unuttuğum şeyler var mı? Eski programıma bakıyorum.
Tamam. Peki not düzenlemeyi aldık. Şimdi sayısal mantığa falan hiçbir video izle falan demeyeceğim. Çünkü önce matematik bitecek. Matematik bittikten sonra yeni bir program yapacağım zaten. Evet. Her şey yazdım. Vatandaşlıkla ilgili soru çözüm videosu. Nerede? Kendi videom. En son bir video soru çözüm. Yazmışım. Gelişim ve öğrenme ile ilgili de mesela soru çözüm videosu varsa onu da izleyebilirim. Bakalım bu programı uygulayabilirsem şu vatandaşlık bitsin. Her gününde böyle kısa videolar yayınlamaya yeniden başlamayı planlıyorum. Uygulayabildiklerim, neleri yaptım, neleri yapmadım şeklinde. Evet, görüşmek üzere.